Haberçok.com'dan merhabalar, ben Helin Genç. Amerika başkanlık seçimlerinden galip çıkan Donald Trump'ın yeni kabinede kimleri görevlendireceği merak konusuydu. Bu süreçte de en çok Elon Musk'ın aslında hangi görevi alacağı konuşuluyordu ve o görev belli oldu. Konuşacağız şimdi Haberçok.com dış haberler editörü Emin Arslan ile. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk Elin. Şimdi seçim döneminde Donald Trump'tan sonra en çok konuşulan isim herhalde Elon Musk oldu. Evet. Yeni hükümet kurulduğunda da bir görev üstleneceği söylenmişti. Evet. O görevin şimdi biz öğreniyoruz ki Hükümet Verimliliği Bakanlığı da üst düzey görev yönetecek. Orayı yönetecek. Evet. Adı da böyle kısaldığı zaman Doge oluyor. Aynen, bir taraftan da kripto paralara da hani böyle bir göz kırpılıyor. Evet, evet. Ama biz bu Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nda ilk kez görüyoruz. Çünkü daha önce Amerika'da böyle bir şey yoktu. Ne bu yani, nasıl olacak? Hükümet Verimliliği Bakanlığı şu, seçim öncesindeki kampanya döneminde de bunu aslında hani söylüyordu daha çok Elon Musk. Ama hani bu kadar ciddiye alınacağı ve bu kadar işin gerçekleşeceği aslında çok net değildi. Çünkü bunun üzerine çok fazla konuşulmadı. Tabii ki Elon Musk'ın ne görev olacağı ile ilgili çok konuşuldu. Ama yani ismi İngilizce olarak Department of Government Efficiency. Yani bu da kısaltınca DOGE oluyor. Buradan birazcık hani Elon Musk'ın çünkü günde 27 tane tweet attığı için başka bir yaklaşımımı, başka bir işte Donald Trump destekleyecek ve kendine pay çıkartacak başka bir yaklaşımı diye düşünmüştük. Ama böyle değil. Çünkü Donald Trump çok hızlı bir şekilde kabinesinin bazı üyelerini açıklamaya başladı ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı diye bir şeyi aslında fiilen gerçekleştiriyor artık Donald Trump. Bu şu. Bu bir kamu kuruluşu değil. Yani aslında gerçek bir bakanlık değil. Bu bir gerçek bir bakanlık değil. Adında bakanlık var. Kendisi bu kurum gerçek bir bakanlık değil. Çünkü zaten bu kurumun en önemli amacı ve en önemli iddiası devlet bürokrasisini önemli ölçüde azaltmak ve devletin harcamalarını yıllık 2 trilyon dolar bazında düşürmek. Donald Trump şunu söylüyor. Devletin hükümet harcamalarının yıllık bütçeye maliyeti 6,5 trilyon dolar. Bunun kesinlikle düşmesi gerek. Bu bir devlet bürokrasisi içerisindeki israf ve dolandırıcılıktır diyor. Bu kelimeyi kullanıyor. Bu bir israf ve dolandırıcılıktır. Devletin küçülmesi gerekiyor diyor. Yani tam bir tüccar zihniyetiyle duruma bakıyor Donald Trump. Ve Elon Musk da diyor ki bu küçülme bedeli, yani küçülmenin oranı 2 trilyon dolar seviyesinde. 2 trilyon dolar kadar küçültürüm ben. Aynen öyle. Aynen öyle. Diyor. Burada Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nda aslında çoğu şey hala nasıl olacak bilinmiyor. Çünkü dediğin gibi bu ilk defa, Amerikan tarihinde ilk defa oluşturulacak bir kurum. Bu kurumun bir değil iki lideri var. Biri Elon Musk, diğeri de Vivek Ramaswamy diye bir milyarder. O da girişimci. O da Cumhuriyetçilerde aday adayıydı. Donald Trump'a karşı başkan adayı olmak için yarıştı. Kaybetti. Kaybettikten sonra Donald Trump'la ilişkilerini geliştirdi. Donald Trump'a net bir destek verdi. 39 yaşında. Biyoteknoloji alanında bir girişimci. Kendisinin söylediği şeyler ne vaat ediyor? Elon Musk'tan biraz daha net. Şunu söylüyor. Eğitim Bakanlığı, FBI ve Gelir İdaresi Başkanlığı kapatılsın. Federal iş gücünde yani hükümet, yani memurlar, tüm memurlar içerisinde %75 oranında azaltılmaya gidilsin. %75. Toplu işten çıkarma olsun. Bunlar bize yük diyor. Ve Ukrayna'ya, İsrail'e, Tayvan'a dış yardımlar kesilsin artık diyor. Daha net bir yaklaşım var. Evet. Burada tekrar Donald Trump'ın ne yapmak istediğine dönelim. Burada dediğim gibi devlet bürokrasisini azaltmak istiyor. Savurgan harcamaları kesmek istiyor. Kurumları yeniden yapılandırmak istiyor. Ve hükümete rehberlik sağlayacak bir tavsiye mekanizması oluşturmak istiyor. Bu mekanizma da bu Hükümet Verimliliği Bakanlığı. Burada Donald Trump'ın söylediği bir şey de şu. Bu büyük bir reform hareketi ve hükümetleri şoka uğratacak bir sistem. Biz bunu getirmek istiyoruz diyor. Ve bunun bir deadline'ı yani son tarihi de var. O da 4 Temmuz 2026 ABD'nin kurtuluş günü. 250. kurtuluş 250. günü. Bu 1,5 yıl demek. Yani Elon Musk ve Vivek Ramaswamy 1,5 yıl boyunca tüm hükümeti Beyaz Saray ve Yönetim ve Bütçe Ofisi ile beraber koordine ederek bir reform hareketi oluşturacak. Plan bu.
Peki yani şimdi bunun bakanlık olmadığını söylüyoruz ya, yasal olarak hani baktığın zaman sıkıntı çıkmayacak mı? Yani nasıl olacak kamu, yani? Kamu kuruluşu süreç olmadığı için buna şöyle bakabiliriz. Çok söyledikleri her şey mesela hani o kamu kurumlarındaki emir hikayesi gibi, gibi bir şey değil herhalde. Değil. Yani orada işte bu öneride bulunabilir. Evet. Hükümet de bu öneriyi kabul edebilir ya da etmeyebilir gibi bir süreç mi? Nasıl bir şey? Böyle olacak. Aslında biz de çok şey bilmiyoruz ama ayrıntılardan şunu çıkartabiliriz. Bu bir kamu kuruluşu değil dediğin gibi ama Beyaz Saray ile yönetim ve bütçe ofisi ile yani bu üç kurum beraber çalışacağından dolayı olacak olan şey şu: kurumsal olarak Elon Musk ve Vivek Ramaswamy'ye bir title veriliyor, bir bir sıfat veriliyor ve bu iki isim bu sıfatı önüne alarak Beyaz Saray ve yönetim bütçe ofisini ikna edecek. Yani kamu kuruluşu olmayan kurumsal bir danışmanlık bürosundan bahsediyoruz. Bu bir tavsiye ve danışmanlık bürosu gibi olacak, bir kurum olacak. Burada ne kadar Beyaz Saray'ı ikna ederse, Donald Trump'ı ne kadar ikna ederse o kadar şey hayata geçecek gibi bakabiliriz. Direkt yaptırımı yok gibi. Kesinlikle. Peki yani baktığımız ama fiilen zaman, yaptırım gibi durumlar çıkabilir, fiilen Amerika kriz çıkabilir. Amerika içerisindeki böyle tartışmalarda hiç kulağına çalınan var mı? Çünkü baktığımız zaman tamam, Donald Trump en başından beri zaten işte savaşları neden istemiyor kısmına geldiğimizde çok barışsever olduğu için değil de kendi parasıyla dünyaya gitmesin diye. Hani Orta Doğu'ya ya da işte Ukrayna'ya desteği bu yüzden istemiyor. Bunu, İzolasyonizm. Bunu biliyoruz yani parası kendi cebinde kalsın diye. Ama baktığımız zaman Milliyetin Bakanlığı diyorsun mesela. FBI diyorsun mesela. Bunlara kamuoyunun yaklaşımı nasıl? Hani aslında ülkeleri... Şöyle, kesinlikle öyledir. Ancak Donald Trump net bir seçim zaferi kazandığından dolayı demek ki şunu da söylemek gerekiyor. Halkın bu konularda çok da bir... red içinde bir durum değil halk. Çünkü şöyle, Donald Trump kartlarını açık oynamayı seven biri ve bunları zaten söylüyordu. Seçimden önce var mıydı ki bu seçimden önce bakanlıkların kaldırılması? Yani konuşuluyordu. Gibi. Cumhuriyetçiler içerisinde konuşulan bir şeydi. Bunun ne kadar hayata geçirilir, ne kadar geçirilmez bilinmiyordu ama bu konuşulan bir şeydi. Yani bu cumhuriyetçileri de şoka uğratan bir sürpriz değil. Ama burada tabii şunu da söyleyebiliriz. Donald Trump 2020 yılına göre oyunu düşürdü. Burada önemli olan 74 şey hatırladığım kadarıyla oyunu düşürdü Donald Trump 2020 yılına göre toplam oy sayısını yani. Burada önemli olan şey tekrar seçime dönersek demokratların çok oy kaybetmesiydi. Donald Trump'ın çok fazla oy kazanması, demokratlardan çok oy çalması değil de demokratların çok oy kaybetmesiydi. Onun için çoğunluk sistemine baktığımızda böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani cumhuriyetçilerin Donald Trump'ın bu girişimleriyle ilgili çok fazla problem yaşayacağını sanmıyorum. Zaten Donald Trump da konuşmasında diyor ki benim bu düzenleyeceğim ve reform hareketine dönüştüreceğim bu durum cumhuriyetçilerin hayaliydi diyor. Cumhuriyetçiler bunu istiyordu diyor. Bu konuda net. Ama Amerikan kamuoyunda tabii ki çok fazla eleştiri de var. Eleştiriler özellikle şu noktada birleşiyor. Elon Musk'ın projesi de baktığınız bir çıkar zaman çatışması olduğu söyleniyor. O da şu. Elon Musk SpaceX'e, Tesla'ya, Neuralink'e ve bunun gibi birçok kuruma sahip, kuruluşa sahip. Bu kuruluşlar federal hükümet tarafından, yani Amerikan hükümeti tarafından, işte Adalet Bakanlığı'dır, diğer bakanlıklardır, diğer kuruluşlardır, 20'den fazla soruşturmaya tabi tutulmuş durumda. Yani ortada şöyle bir durum çıkıyor. Elon Musk'ın sahip olduğu şirketler Amerikan hükümeti tarafından soruşturuluyor ve Elon Musk, onu soruşturan Amerikan hükümetlerine reform hareketi olarak, reform hareketinin lideri olarak tekrar geri geliyor. Yani kendisini soruşturan hükümete sen şunu şöyle yapmalısın ve bunu böyle yapmamalısın diyecek otorite, teknik olarak değil ama fiili olarak otorite Elon Musk olmuş oluyor. Bu bir çıkar çatışması. Trump'ı da ikna ettiği noktada istediğini yaptırır. İkinci olarak burada daha da önemlisi SpaceX. Çünkü SpaceX'in hem federal hükümetle 10 milyar doları aşkın bir proje bağlılığı var. Burada bir çıkar çatışması. Hem de Elon Musk'ın ve Donald Trump'ın en çok şikayet ettiği devlet bürokrasisinden ve prosedürler hiyerarşisinden en fazla tırnak içerisinde acı çeken kurum Elon Musk'ın SpaceX'i. Yani zaten uzun bir süredir Elon Musk SpaceX şirketindeki bu uzay çalışmalarıyla ilgili konularda hükümetten izinler almak için çok çaba sarf ettiğini söylüyor ve bunun onu çıldırttığını da söylüyor. Bu konuda artık Elon Musk biraz daha kendini alan açabilecek gibi duruyor. Çünkü dediğim gibi bu kurumların neyi doğru yapıp neyi yanlış yaptığını analiz edecek kişi artık Elon Musk. Böyle bir durum oluyor.
Dediğim gibi bunun ne kadarın uygulanacağını bilmiyoruz. Süreçte göreceğiz. Burada küçük bir ayrıntı da açmak istiyorum. Bu da Amerikan medyasında konuşuldu. Donald Trump bu projeyi açıklarken bunun yeni bir Manhattan projesi olduğunu söyledi. Yeni dönemin Manhattan projesi olduğunu söyledi. Buradaki kritik nokta şu, Manhattan projesi aslında insanlık için ne kadar iyi, bu hala tartışılan bir konu. Manhattan projesi nedir? Ki bu konuyla ilgili Habertürk'te ayrıntılı bir haber de hazırlıyoruz. Yakın bir süre içerisinde onu da vereceğiz. Manhattan projesi 2. Dünya Savaşı sırasında Amerika'nın nükleer silah geliştirdiği projenin adı. Manhattan projesi sonunda projeyi geliştiren Oppenheimer bile bu etik kaygıdan dolayı bambaşka bir noktaya sürüklendi ve 1950'li yıllarda kendi yarattığı silahın getirdiği o anksiyetik soğuk savaş nedeniyle kendi hükümet tarafından yargılandı ve elinden bazı haklar alındı. Yani Manhattan projesi insanlığın çok iyi hatırladığı bir proje de değil aslında. Yani, soğuk savaş döneminin başlangıcının sebebi Manhattan projesi, nükleer silahları cebine koyan Amerika'nın, zaten Japonya'daki Hiroşima ve Nagasaki'de ne olduğunu biliyoruz. 50 yıl boyunca bu nükleer silah tehdidiyle yaşayan bir insanlıktan bahsediyoruz. Evet. Donald Trump, özür dilerim, Elon Musk'ın... Elon Musk yeni Oppenheimer olur mu o zaman? Elon Musk Iron Man olmaya çalışıyordu ama Oppenheimer'a dönmeye çalışıyor sanırım. Ama Oppenheimer tabii ki etik kaygı içerisinde çok savrulmuş bir dünyanın en ünlü fizikçilerinden biri. Ancak Elon Musk'ın neye dönüştüğünü biz de merakla izliyoruz. O çünkü kadar kendisi, etik kaygı gütmez diye. Ben sanmıyorum etik kaygı güteceğini. Yani 2020 yılında Biden'a oy vermiş ve daha önce hep demokratlara oy vermiş bir insan. Hı-hı. Son 4 yıl içerisinde, son 4 yıl bile değil, son 2 yıl içerisinde tamamen başka bir noktaya evrildi. Evet. Ve bunu da biliyoruz ki Elon Musk olmasaydı Donald Trump seçimi kolay kolay da kazanamazdı. Kolay kolay çünkü elinde Twitter diye bir güç var. Evet. Bunu az önce de konuşmuştuk belki de. Hani o Twitter'ı satın alma süreci bile bu seçime bir yatırım olabilir. Çünkü baktığınız zaman sosyal medya bugün aslında birçok medya kurumundan daha çok etki gücüne sahip. Kesinlikle öyle. Hatta bir önceki seçimde de biraz uzayacak belki ama Facebook'un Rusya Obama döneminde özellikle ve özür dilerim manipüle ettiğiyle ilgili iddialar vardı. Bugün Twitter'ı belki de ellerine alarak Facebook'un önünü kesip işte ya da o iddiaların önünü kesip Twitter aracılığıyla bunu biz yapalım dediler. Kesinlikle belki. Ve bir de yankı odası denen bir şey var. Yani neyi gördüğünü, neyi duyduğunu gördüm. Aslında algoritma belirliyor ve algoritmanın sahibi Elon Musk. Elon Musk. Bu çok önemli. Evet, kesinlikle. Ya Amerika'daki insanlar Twitter'a girdikleri zaman önlerine çıkan şeyi Elon Musk belirliyor. Kesinlikle. Ve şöyle bir durum da var. Hemen bunu da söyleyelim. Hatta bu artık yani Elon Musk'ın Twitter satın aldıktan sonraki tüm dünyada yaşanan seçimlerde olan bir şey. Bir siyasetçiyi destekliyorsun ve o siyasetçinin kendi Twitter hesabında hep ona o tarz şeyler takip ettiğin için kesinlikle seçim kazanacağını düşünüyorsun. Evet. Çünkü önüne hep onlar geliyor. Hep karşı tarafa eleştiriyor. Herkes kendi seçimini kazanacağını düşünüyor ve seçim sonucu geldiğinde herkes şaşkın. Bugün Kamala Harris destekleyenler de şaşkın. Nasıl Trump bir daha gelmiş diyorlar. Evet. Çünkü takip ettikleri şey Elon Musk'ın ona gösterdikleri X ve öbür taraftan baktığımızda New York Times, Washington Post gibi şeyler. Washington Post tam olarak değil ama New York Times'ı burada sayabiliriz. Bu da çok önemli gerçekten. Bu yankı odası olayı da çok önemli. Burada Elon Musk çok büyük bir gücü de elinde bulunduruyor. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunların yani ne kadar gerçekleştirecek, dünya nereye gidecek? Bunların hepsini seninle konuşmayı göreceğiz. Sürdüreceğiz. Çok sağ ol katkıların için. Ben teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki de görüşmek üzere. Hoşçakalın.